İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Muhammed yok. Yine videomuzda kendimiz tek başımayız. Tabii güzel bir cümle olmadı. Arkadaşlar şöyle bir tablo üzerinden anlatmak istediklerimi anlatmak istiyorum. Herkesin anlayacağı bir dilden anlatacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim konuya girerken. Bu koronanın vaka sayısı olarak tablosu. Yani burada ölüm sayısı vesaire ya tam paralellik arz ediyor. Yani ölüm sayısı, iyileşen sayısı, işte vaka sayısıyla aralarında bir faz fark var. Mesela tabii üstünde karalamayı yapmak istemiyorum ama diyelim ki ölüm sayısı nedir? Vaka sayısıyla paralelde daha düşük. Aynı şekilde yapar. İyileşen sayısı hakeza bir faz farkıyla gelir şu şekilde. Şimdi arkadaşlar önemli olan vaka sayısı. Çünkü bu bir insan denilen varlığın ile onun üzerinde parazit olarak onu konak olarak kullanan bir virüsün mücadelesi. Dolayısıyla vaka sayısı olarak bakıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçmiş deneyimlerden ne demişlerdi? Çift dalga. Yani beklenecek olması gereken çift dalga nedir arkadaşlar? Şu. Çift tepeli bir dalga. Çift büyük tepeli dalga. Şimdi idealde budur. Yani idealde nedir? İki grip sezonu. Fakat Türkiye arkadaşlar grip sezonuna sonuna doğru yakalandı. Yani bir İspanya gibi, İtalya gibi, Amerika gibi veya Brezilya gibi tam bir sezonu görmedi. Dolayısıyla ben Türkiye'deki grafiğin şöyle bekliyorum. Borsadakiler buna baş, omuz, baş formasyon. Omuz, baş, omuz formasyon. Şöyle bir dalga oluştu bu. İkinci dalgayı daha yüksek. Sonra bu şekilde bir dalga. Hatta ben daha güzel görsel çizmek istiyorum. Borsacıların söylediği gibi. Neydi bu? Ekonomistler sürekli zikreder. Baş, omuz, tersini söyleyeyim. Yine tersini söyleyeyim. Birinci dalga omuz. Efendime söyleyeyim. Baş, bu kadar sert olmayabilir. Omuz. Yani şunu biz bitirdik. Bu dalgayı bitirdik. Buraya girdik. Böyle bir dalga şekli bekliyorum. Bir tam iki yarım Türkiye gibi ülkeler için ama Amerika için, İspanya için bu sene bir ikinci dalgayı görürler. Önümüzdeki sene onlar süreci tamamlamış olurlar. Şimdi arkadaşlar dalgamızın dalga boyu, önce dalga boyunu söyleyeyim. Dalgamızın dalga boyu 270 gün. Gün olarak arkadaşlar 270 gün. Bunun arkadaşlar 90 günü aktiflik günü, 85 günü toplamda işte 11 Mart'tan bu tarihe kadar, tam tarihini ben size yazmıştım. Ne zamanın videosu? 26. 9'un videosuna bakarsanız dalgamızın boyu 270 gün. Genliği ise arkadaşlar genliğimiz Türkiye için genlik. Genlik dediğimiz denge konumundan uzaklaşma miktarı. Vaka sayısı olarak onda 5200 vaka. Günlük maksimum uzanacağı vaka sayısı 5200 vaka. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Mutasyon olayından değil. Mutasyon bekliyor muyuz? Mutasyon. Şimdi şunu düşünün. Bir tarafta mutasyon geçirecek olan kim? Bir virüs. Yani ne? Grip. Grip virüsü. Bunun adına ne demişiz? Covid-19. Şimdi ilk insana gidersek, hani evrimsel süreçten de gidebiliriz, yaratılıştan da gidebiliriz. Nereden gittiğiniz önemli. Adem, Hava. Adem ve Hava. Şimdi ortamda bir virüs var. Bu ortamdaki canlılar üzerinde yaşıyor. O canlıları tükettiği zaman, o canlılarla olan mücadelesini bitirdiği zaman kendisine yeni konak canlı arayacak. O dönemde yani Adem veya Havan'ın olduğu dönemlerde Covid-19 gibi virüsler insanlara doğru mutasyon yapmaz. Niye yapsın ki? Yani hedefte topu topu iki tane canlı var. Ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Virüs kendi menfaatini düşünür. En uzun süre kendini hayatta tutmaya, neslini devam etmek isteyecek. Dolayısıyla dünyada yaşayan insan miktarı arttıkça pandemik hastalıklar yükselecek ve pandeminin sıklığı
Artacak. Çünkü diyelim ki filler üzerinde dünyada toplam kaç fil var? Toplam kaç aslan var? Veya kaç tane gergedan var? Ama insan kendisini mesela atıyorum nereden? Yarasalardan geldi. Yarasalardan. Diyelim virüs yarasadan. Yarasa üzerinde konak yapmış olan bu virüs yarasalardaki işlemini bitirince kendini bir tarafa doğru evirecek. Ne tarafa doğru gidecek? En uzun süre, en büyük havuz neredeyse. Yani kendi memeli grupları içerisinde tabii dünyadaki 6 milyar canlıyla acaba şimdi düşünüyorum bizim sayımızdan fazla bir memeli dünya üzerinde var mı? Bu soru. Dolayısıyla evrimsel süreçte de virüs kendini mutasyona uğratırken menfaatine bakacak. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye 80 milyonluk bir havuz. 80 milyon. Şimdi bu büyük bir havuz, Türkiye havuzu. Bunun üzerinde insan, bu havuz insan havuzu. Şimdi buraya bir Covid dalgası girdi. Şimdi arkadaşlar ilerledikçe yani hastalık yayıldıkça hedefi küçülüyor. Yani 80 milyonun altına iniyor. Tabii bu bir yan havuzlar da var burada. Yani çünkü pirinç tarlası gibi düşünün. Komşu ülkelerle sıkı ticaret, bir Avrupa birlikteliği. Yani bir İtalya'yı, bir İspanya'yı sadece İtalya ve İspanya olarak Küba gibi kapalı ülke düşünmememiz lazım. Tabii buradan buraya da sıçrayarak kendine arkada büyük bir hinterland buluyor. Temiz. Yani daha önce bulaşmadığı canlılara, insanlara da gidebiliyor. Bu havuz, bu virüs 2 yıl içinde bu havuzu büyük bir miktarda kat ettiği zaman mutasyona doğru kendini çevirmek zorunda. Çünkü artık hedef kitlesi azaldı. Yaşayamayacak. Dolayısıyla yani ilk uzmanların dediği gibi arkadaşlar Türkiye nüfusunun ben size 50'si, %60'ı enfekte olmadan bu virüs neden kendini mutasyona uğratsın? Böyle bir beklentimiz henüz yok. Şimdi şuraları temizleyelim. Açıklamalarımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar tabii videomuzun sonunda söyleyip baştan söyleyeyim. Bizim burada söylediklerimiz bizim yetkimiz yoktur. Yani çok süper Formula 1 pilotu olabilirsiniz ama ehliyetiniz yoksa yasalar sizi durdurur. Bazı gençler var 16 yaşında 15 yaşında benden güzel araba sürüyorlar ama yetkisi yok. Dolayısıyla bizim burada yaptıklarımız kesinlikle bir sağlık tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar eğitim konusunda tabii bizim en önemli konumuz eğitim. Eğitim konusuyla bizim de bir öğrencimiz var. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar eğitim için benim önerim öncelikli sınıflar. Şimdi birinci önerim, çift öneri getireceğim. Bir, önem arz eden grupların okula devamı. Kim? Kim bunlar? Sizin tabirinize ilkokul birinci sınıf. Birinci sınıf. Şimdi arkadaşlar, eğitimde, canlıların eğitimi, ister bu maymunlar olsun, ister köpeklerin eğitimi olsun. Belli dönemi, yani köpekler dediğim 3'te 8 ay. Yavru köpeği 3. ve 8. ayda aldığınızda eğitebilirsiniz. Bir yaşına gelmiş bir köpeğe artık siz eğitim veremezsiniz. Verdiğiniz eğitimden verim alamazsınız. Dolayısıyla insan da bir canlı. İlkokul birinci sınıf seviyesine gelmiş öğrenciliği bekletmeden bunun temel eğitimini, okuma yazma sürecini, sayıları öğrenmesi lazım. O yaş dönemi tehir edilemez. Bu grup başka ilkokul ikinci sınıf. Bu da arkadaşlar birinci sınıfın pekişmesi ve İşlemler, matematiksel işlemler, sosyal hayat açısından bu iki sınıfın devam ettirilme, yani ileride pandemi artarsa hükümete bir tavsiyemiz, yani bir eğitimci olarak, bir fizikçi olarak tavsiyemiz. Okullara 3. sınıflar, 4. sınıflar, 5. sınıflar, 6. sınıflara ara verilsin. Çünkü arkadaşlar insan hayatında bir yılın çok bir önemi yok. Eğer bir evde 4. sınıfa, 6. sınıfa giden bir öğrenci varsa o ev halkı, ya bizim çocuk okuldan yüzlerce, binlerce insanla aynı teneffüs ortamında, aynı lavaboda bize virüs getirir mi korkusu, psikozu Covid'den daha fazla insan öldürür. Dolayısıyla buraya ara verilebilir. Kritik dönem yine o
7. ve 8. sınıflar. Arkadaşlar bu iki grupta, çünkü bunlar önümüzdeki sene lise 1'e gidecekler. Dolayısıyla bu gruplarda eğitim devam. Yani bizim önerimiz, yani sabahçı öğlenciyi yapıp haftayı bölmek yerine önem arz edenleri öncelik verip önem arz etmeyin. Şimdi biz Milli Eğitim Öğretmenliği olarak bu grupların dersini arkadaşlar verimli hale getirerek 2 yılı 1 yılda çok rahat veririz. Yani Milli Eğitim sistemimizi zaten biliyorsunuz, biz de konuşmayalım. Yine ara verilecek gruplar 9. sınıf, 10. sınıf, bunlar arkadaşlar ara verilebilir. Bunlar sıkıntı yok. Bu iki gruba ara verebiliriz. Devam etmesi gereken sınıflar nedir arkadaşlar? 11 ve 12. sınıflar. Çünkü bunlar üniversiteye gidecek öğrenciler. Bunlar devam etmeli, öneriyoruz. Üniversite içinde bir tavsiyemiz olur. Son iki sınıf, son iki yılına gelmiş üniversite öğrencileri, mesela tıpta, öğretmenlikte, efendime söyleyeyim, mühendislikte son sınıflara gelmiş öğrenciler derslerine devam ederler. Üniversite 1-2, hatta 3'ün sınıfı dahil etmeyelim. Üniversite 1-2 ara verebilir. Bu konuda gerekirse yaz eğitimiyle de telafi edilebilir. Şimdi ne oldu? Bu mantıkla gidersek, yani sürü gibi ikiye bölmek yerine yaş grubu ve önem. Çünkü üniversitenin son sınıflarında bir sürü doktor beklentimiz var. Efendim mühendis beklentimiz var. Bunların mezun olup alana çıkması gerekiyor. Üniversitenin son iki senesi önemli. Orada eğitime devam edilebilir. Ne oldu arkadaşlar? 2, 4, 6 grup derse devam etmiş olur. 2, 4 ve 6 grup ara verilmiş olur. Bu daha da güzel olur. Öğretmenlerimizin de hassas olanları, hastalık hikayesi olanları, emekliliği yaklaşmış olanları dinlendirebiliriz. Bu da bizim, tabii biz bunu Milli Eğitim Camiası'na tavsiye edeceğiz. Bu bizim birinci görüşümüz. Bu bizim birinci görüş, şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar, son ilk korona çıktığı zaman bazı çocuklarda koronadan yattığını biliyoruz. Ama onların altında başka hikayeler vardı. Yani korona görüyor ama zaten kalptir, nefes darlığıdır. Bunları olan öğrenciler okullarına zaten raporlu olarak ara verebilir. Şimdi ama bugünlerde arkadaşlar hiç haberlerde çocuk vaka duymuyoruz. Bu da bize bir ipucu veriyor. Bu da bizim ikinci önerimiz. Nedir? Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla, benim komşularımdan sağ sol, ön arka, arka sokak, yan mahalle, köylülerimden çok sayıda korona oldu. Artık koronanın bize yaklaşmadı. Ya iş yerimizdeki arkadaş olmuştur ya komşumuz olmuştur. Ama dikkat edin, hiç çocuk vaka görmüyoruz. Arkadaşlar COVID-19 çocuklara karşı arkadaşlar etkisiz. Yani bir sürü, yani halk uzmanlar şunu söylüyor yetkililerde. İşte adam hiç belirti göstermiyor ama COVID-19 pozitif ve süper jeneratör, yani dağıtıcı. Hiç COVID-19 pozitif olup COVID-19 pozitif çocuk vaka ben daha duymadım. Çocuklarda COVID-19 çalışmıyor. Dolayısıyla bu görüşü de uzmanlar tarafından teyit ettirirsek, bu yönde de benim bir gözlemim var. Dolayısıyla ilkokul 1. ve 2. kademeye gözümüzü kapatarak çocuklarımızı gönderebiliriz. Dolayısıyla bu grup hassas grup değil. Tabii öğretmenlerimiz burada hassas. Yaşlar vardır. Hastalık hikayesi olanlar vardır. Bir noktada hamileler vardır. Bunlara efendime söyleyeyim, bir yıllığına tedbir alabiliriz. Kısa dönemliğine ara verebiliriz. Başka arkadaşlar, şöyle hemen notlarıma bakayım. Modüler eğitim diye önermişiz orayı. Bir de şu arkadaşlar, COVID-19 vakası hava sıcaklığıyla faz farkı olmadan çalışıyor. Hava sıcaklığına direkt bağlı. Yani bu denklemle, bir dalga denklemini arkadaşlar siz mesela buradan başlayın, sinüzoidal, bu klasik bizim
dalga denklemi sadece x boyutunda olursa a çarpı e üzeri mesela i teta gibi bir şey ifade ediyorduk. Bunun alt açılımını düşürürsek arkadaşlar bunu şu şekilde yazabiliriz. Bir dalga fonksiyonu, sizin fonksiyonunuz f ile gösteriyoruz, f olsun. Bir a çarpanı, değişik parametreleri var, çarpı sinüs veya kos, sinüs aldık. Sinüs ne diyelim, alfa x eksi omega t olan bir dalga fonksiyonu olsun. Şimdi arkadaşlar bu dalga fonksiyonu dikkat edin, alt eksene negatif eksene inmiyor. Bir kere bunu kafadan bir mutlak değerle negatif olmayacağını belirtebiliriz. Ve sıcaklık arkadaşlar, hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı. Ortam sıcaklığı arkadaşlar faz farkı oluşturmuyor. Yani buradan gelmiyor. Nereden geliyor? Genlik katsayısından. Dolayısıyla arkadaşlar A burada bir sıcaklığın fonksiyonu şeklinde. Sinüs bunların hepsine bir terim de diyebiliriz. Gerçi aynen bırak, alfa x omega t şeklinde şu anda böyle bıraktım. Burası T'ye bağlı. Yani arkadaşlar hava sıcaklığı 30'dan 20'ye indiğinde COVID-19 anında artıyor. Hiç beklemeksizin. Yani 3 gün sonra 5 gün sonra artmıyor. Anında artıyor. Bu da demektir ki COVID-19'un metabolizma hızı arkadaşlar, onun metabolizma hızı sıcaklığa direkt bağlı. Hava sıcaklığı yükseldiğinde, hava sıcaklığı yükselirse COVID-19 zayıflıyor. Yani COVID-19 mikrobunun üremesi, çoğalması ve etkisi zayıflıyor. Şimdi bugünlerde havalar biraz bugün biraz hafiften soğuma var. Hemen vaka sayısında yükseliş olarak anında karşımıza. Yani en ufak bir gecikme, faz farkı, zamana bağlı bir faz farkı yok. Arkadaşlar sıcaklığa bağlı söyledik. Bir nokta daha vardı bu arada. Hükümetlerin her ülkede bu var. İşte koronaya aldığımız tedbirler neticesinde bunlar hikaye, geyik. Madem koronaya tedbir aldınız, senin bakanın niye korona oldu? Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili şu anda iyileşti. Bir sürü muhalif vekiller de var. Yani bu senin tedbirinle falan alakası yok. Birinci dereceden sıcaklığa bağlı arkadaşlar. Bu sıcaklık da, yalnız şöyle yapmayın. Hadi ben evi ısıtayım, korona bize bir şey yapmasın. Öyle değil. İnsan bünyesiyle o bünyenin, biz İstanbul'da veya Türkiye'de bir ortalama sıcaklığa muhatabız. Yoksa Suudi Arabistan'daki adam daha yüksek sıcaklıkta olmasına rağmen daha fazla korona vakası gösterir. O bizim fonksiyonumuza dahil değil. Çünkü genetik içerikler de var burada. Gensel bilgiler. Ben size şimdiden söyleyeyim. Meşhur nedir? Pastırma sıcakları. Ne zaman arkadaşlar bu pastı? Ekim sonu, Kasım ortası. Yani her zaman, her yılki tekrar eden şu Anadolu'da pastırma sıcaklığı diye anılan Ekim ayının sonunda havalar bir miktar ısınacak. Soğuk havalar kesecek kendini. Bunun adına demişler pastırma sıcakları. Ekim sonu geldiğinde COVID-19'da, koronada vaka sayısında tekrar düşüş bekliyoruz. Hükümet yetkililerinden de gecikmeksizin bu düşüşü sıcaklığa değil de kendilerinin aldığının tedbirlerine bağlayacaklarını şimdiden garantisini verebiliriz. Bu konuyu da değindik arkadaşlar. Bir önemli konu daha var. Size koronayla, koronanın davranışıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar koronanın yayılma hızı düşecek. Bunun sebebi de normal bir fiziksel dalganı şu şekilde bekleriz değil mi? Gittikçe sönümlenecek. Koronanın yayılma hızı düşecek. Niye düşecek? Çünkü jeneratörler bitti. Ya ne diyorsun hocam? Şimdi arkadaşlar siz kendinizi düşünün. Kendinizi merkeze koyun. Bir çapınızı çizin. Etki alanınızı çizin. Bir de toplumda çok uzak mesafe kat eden ve çok sayıda insana temas edenleri düşünün. Mesela kim olabilir arkadaşlar? Bir garson. Bir doktor. Bu garson. Bir doktor.
bir belediye şoförü. Bunlardan hangisi bir günde daha çok insana temas ediyor? Sen diyelim ki tekstil atölyesinde bir makinacısın. Kimi görüyorsun? Yanındaki arkadaşını görürsün. Patronunu görürsün. Ustabaşısını görürsün. Bir iki de çırak görürsün. Göreceğim bu. Ama bir adam işi gereği diyelim ki fason takipçisi. Bunun arkadaşlar bunların korona COVID-19'u taşıma alanı buna göre çok büyük. Dolayısıyla Türkiye'de şu ana kadar 300 bin vaka var. Bu 300 bin vakanın arkadaşlar 300 bin rakamı düz olsun diye aldım. 300 bin vakanın mesleklere göre dağılımını yaptığımızda etki alanı kuaförler. Bak bunları çok kuaförler çok önemli. Kuaförü unuttuk. Berber ve kuaförler. Şimdi arkadaşlar hepimiz ayda bir kuaföre gitmek zorundayız. Yoksa insanlıktan çıkıyoruz. Şimdi bu 300 bin içerisinde bu meslek grupları, bu ve bunun gibi meslek grubu çoğunluğu oluşturuyor. Dolayısıyla bu insanlar benim için süper jeneratörler. Bunlar çok uzak mesafelere etkildiği için dağıtımları kuvvetli. Sen bireysel hayatında 3-5 kişiye şey yapıyorsun, köylüsün, tarlan var, kendi köyün var. Dolayısıyla senin etki alanın zayıf. Bundan dolayı da otomatik olarak COVID-19'un sönümlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün söyleyeceklerimin çoğunu söylemişim. Herkese iyi günler diliyorum. Videoyu uzatarak canınızı sıkmak istemiyorum. Sağlıklı günler. Tekrar ediyoruz. Bunlar sizin için bir sağlık tavsiyesi değildir.